Dersimiz matematik video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte önemli özdeşlikleri ve bunların modellenmesini işleyeceğiz. Tam kare özdeşliği ile başlayacağız hatta bu dersimizde. Bir sonraki dersimizde iki kare farkı özdeşliğine geçeceğiz arkadaşlar. Ve bu sayede devam etmiş olacak devirsel ifadeler derslerimiz. Evet, tam kare özdeşliği nedir arkadaşlar? Yani kenar uzunluğu x artı y olan bir karenin aslında alanını bulma ifadesine biz tam kare özdeşliği diyoruz. Evet arkadaşlar, burada şu şekilde gördüğümüz üzere bir tane karemiz var. Bunu kare olarak düşünebiliriz. Bir kenar uzunluğu x artı y santimetre veya birim diyebiliriz. Buradaki diğer kenarımız da x artı y birim olduğunda alanı ikisinin çarpımı, yani x artı y'nin parantez karesi olacaktır ki buradaki alan ve ikisinin çarpımı ifadesi aslında bize x artı y'nin parantez karesinin aynı zamanda x artı y'nin yine x artı y ile çarpılmasına eşit olduğunu söylüyor. Buradan bir özdeşlik, yani eşitlik sağlamış olduk arkadaşlar. Buradaki x ve y değiştikçe bütün sayılar doğru olarak çıkacaktır. Peki bunu modellemeye çalışırsak arkadaşlar, x'e x'lik bir kare aldık arkadaşlar. Diğer taraftan tabi bunun diğer kısmını modellenmesiyle elde edeceğimiz, aslında bizim çarpmanın sonucunu verecek olan özdeşliği elde etmeye çalışıyoruz burada. Evet, x'e x'lik bir kare aldığımızda yanına y birimlik bir uzunluk eklediğimizde bu x'lerin, bakalım nasıl oluyor. X artı y toplam uzunluk, gördüğünüz üzere x artı y. Yine aynı şekilde diğer kenarımızda x artı y olarak uzunluğumuzu elde etmiş olduk arkadaşlar. Buradan şuradaki aynı bir karemizi elde ediyoruz aslında. Peki x'e x'lik karemizin alanı x karedir. Şuraya not alalım. Ve buradaki, şurada belirtilen dikdörtgenin alanı ise y çarpı x olacaktır arkadaşlar. Bildiğimiz üzere şurası x olarak verilmiş. X çarpı y diyebiliriz. Yine aynı şekilde buradaki dikdörtgenimizin alanı da yine y çarpı, burası da x olduğundan dolayı x çarpı y olacaktır. Yani iki tane x çarpı y var. Ve en son artık burada y birimmiş, burası da y birimmiş ve y'ye y olan kenarlara bir karemiz var. Y çarpı y'den y kare olacaktır ki bunu da eklersek eğer, yani x artı y'nin parantez karesi x artı y çarpı x artı y, x kare artı 2xy artı y kare sonucunu verdi ve buradan biz bir özdeşlik elde etmiş olduk arkadaşlar. Peki, buradaki parçaları toplarsak dediğimiz gibi az önceki ifadelerimiz burada gerçekleşmiş oldu. X artı y'nin parantez karesini biz x kare artı 2xy artı y kare olarak bulmuş olduk sonucumuzda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz karede ise yapacağımız işlem bu defa x ve y parçalarını ayırmak, ancak bu defa eksi y parçasını ayırıyoruz arkadaşlar. Şuradan eksi y kısmını ayıralım ve aynı şekilde buradan da bir eksi y kısmını ayıralım. Evet arkadaşlar, burası x kalmış oldu, burası da x kalmış oldu, öyle diyelim. Evet arkadaşlar, burada x santimetre uzunluğunda veya x birim uzunluğunda bir kenar aldık. Ve bu kenarımız arkadaşlar, pardon. Evet, bu kenarımızdan y birimlik bir uzunluk çıkartmak istiyoruz. Aynı şekilde diğer kenarımızdan da y birimlik bir
uzunluğu çıkartmak istiyoruz. Yani aslında bizim istediğimiz yer dolayısıyla burası olmuş oldu. Ve buranın uzunluğu x eksi y'nin x eksi y ile çarpılması olacak. Yani x eksi y'nin parantez karesi olmuş olacak. X eksi y'nin yine x eksi y ile çarpılması, yani x eksi y'nin parantez karesi olacak. Peki buradaki alanı bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım hep birlikte. Buradaki alan arkadaşlar öncelikle tamamı x kareydi. Ve ben şuradaki alanı çıkartıyorum. Şu uzunluğum en başta x'ti. X çarpı y'yi çıkartıyorum. X'ti x çarpı y. Peki ardından buradaki uzunluğumu çıkartırsam, daha doğrusu alanımı çıkartırsam, şöyle yapalım bir defa. Şöyle tarayalım hatta. Evet, buradaki uzunluğun alanımı çıkartırsam yine tamamı x'ti. Ve burası y olduğu için x çarpı y'yi çıkartıyorum arkadaşlar. Yalnız şuradaki alanı iki defa taradım arkadaşlar ben. Yani iki defa çıkarttım. Halbuki bir defa vardı burada ve y'ye y'lik bir alan olsa, o yüzden burayı eklemem gerekecek. Artı y kare diyorum. Ve düzenlemeye gittiğimde gördüğünüz üzere iki tane x y var burada. Bunları düzenlerken iki tane eksi 2 x y olmuş oldu. Artı y kare olarak düzenlemiş oldum ki x eksi y'nin parantez karesi burada bu çıkmış oldu. Evet, tekrar yazalım. X eksi y'nin parantez karesi sonuç olarak x kare eksi 2 x y artı y kare olarak çıkmış oldu. Evet arkadaşlar, biz buradaki bilgileri isterseniz bir düzenleyelim. Şöyle x artı y'nin parantez karesi, yani iki defa çarpılması, x kare artı 2 x y artı y kare çıkmıştı. Yine aynı şekilde en son yaptığımız işlemde x eksi y'nin bu defa parantez karesi ise x kare eksi 2 x y artı y kare çıktı. Arkadaşlar eğer dikkat edebiliyorsak buradaki işlemde y kareler artı y kare artı y kare aynı, x kareler de aynı, 2x y'ler de aynı, ancak tek farkı olan şuradaki artı ve eksi ifadeleri ki artı olduğunda artı, eksi olduğunda da eksi olmuş. Evet, bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Bunları diğer özdeşiklerimizi de kullanacağız. Buradan iki tane özdeşik elde etmiş olduk. Tam para özdeşikleri. Birinci ve ikinci numarada olsun özdeşiklerimiz. Birincisi iki terimin toplamının karesi, ikincisi iki terimin partinin karesi diye adlandırabiliriz belki. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Peki burada artılı olanı var. Birincinin karesini almıştık. Karesi diyor arkadaşlar yine aynı şekilde. İki terimin toplamının karesi. Birincinin karesini almıştık. X kareyi. Artı var. Öyleyse artı olacak. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum arkadaşlar. X çarpı 1. X'tir. İlk katını alıyorum. 2x. Artı 1'in karesi. 1 kere 1. 1. Evet, bu kadar. Ve yan taraftakine bakayım arkadaşlar. Yine aynı şey. Birincinin karesi. X kare diyorum. Arada artı var. Artı diyorum. 2 çarpı 5 çarpı x. Daha uzun bir şekilde yazmaya çalışırsam. Artı 5'in karesi. Daha uzun şekilde çözmüş olalım. Düzenlersem x kare. Başka x kare yok. Artı 2 çarpı 5 10x. Ve 5'in karesi. Artı 25 olarak daha üzerinde bir halini yazmış oldum arkadaşlar. Evet, x artı 4'ün karesi demiş. Burada yine iki terimin toplamının karesi var. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 4x. Ve iki katını alıyorum. Artı 8x yazıyorum. Önündeki işaretten dolayı. İkincinin karesini alıyorum. Artı 16. Bu kadar. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı x. İki katı
2x ve önünde eksi olduğu için eksiyi yazdım. Ve son terim artılı oluyordu. Birinci karesi 1. Evet arkadaşlar. X eksi 3'ün parantez karesine birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 3x. 2 katı 6x. Önünde eksi olduğu için eksi yazıyorum. Ve ikincinin karesi artı 9. Yine aynı şekilde birincinin karesi 2 kere 2 4. X kere x. X kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x çarpı 5 çarpı 2. Ve önünde artı var. Artı olacak. En son zaten artıydı. 5'in karesi. Ve düzenlemenin sonucunda 4x kare artı 2 kere 5 10. 10 kere 2 20x artı 25. Evet arkadaşlar. Yine eksi a x eksi 6'nın parantez karesi x kare eksi olarak birinci ile ikincinin çarpımı 6x 2 katı 12x ve artı ikincinin karesi 6'nın karesi 36. Birincinin karesi 9 x kare birinci ile ikincinin çarpımı 6x 2 katı 12x önünde eksi olacak. Ve ikincinin karesi olacak artılı olarak artı 4. Evet arkadaşlar, problem diyebileceğimiz bir sorumuz var. A artı 5, A artı B 5 olduğunu ve A çarpı B 6 olduğuna göre A kare artı B kare kaçtır diye sormuş bizlere. Arkadaşlar bu tip sorularda A artı B, A çarpı B, A kare artı B kare farkında mısınız bilmiyorum ama A artı B'nin parantez karesinde bulunan ifadeler arkadaşlar bunlar. A artı B'nin parantez karesini şu şekilde yazarsam birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı B kare. Evet burada verilen ifadeler A artı B 5'miş. 5'in karesi yani eşittir. A kare artı B kareyi soruyor zaten şu ikisine. Şöyle. Burada AB'yi vermiş, yani şu kısmı vermiş 6 olarak, yani 2 çarpı 6 kısmını biliyorum, bir de artı A kare artı B kare kısmını biliyorum. Evet, 5'in karesi 25 eşittir, 2 çarpı 6 12 artı A kare artı B kare. Evet arkadaşlar, 12 ile kaçı toplarsam A artı B olarak tabii ki bunun toplamı A kare artı B kare olarak özür dilerim. 12 ile kaçı toplarsam 25 eder? Tabii ki 13. Eğer 12'yi karşı tarafa atarsam eksi olarak geçer. 25'ten 12 çıkarsa 13 kalır. Bu da A kare artı B kareye eşittir. Arkadaşlar. Evet. Bu işlemimiz burada kalmak suretiyle. Yan tarafta yine aynı sorunun bir benzeri var. Bu soruya bakalım. A kare artı B kare var ve 20 olarak verilmiş. AB var ve A artı B var. Yine aynı sistemdeki ifadeler verilmiş aslında burada bizlere. Yani biz burada A artı B'nin parantez karesini alırsak A kare artı 2AB artı B kare yazabiliyorduk. A artı B'nin parantez karesi olduğuna göre ve bize bunu sorduğuna göre burası yine A artı B'nin parantez karesi olarak kalsın. Eşittir. A kare artı B kare yani ilk ve son terimin yerine 20 yazabilirim. Yazdım. Yani şu ikisinin yerine yazmış oldum. Sonrasında A çarpı B 8 verilmiş. Şu kısım 8 verilmiş. 2 ile çarpmam gerekiyor. Artı 2 çarpı 8. Hemen şurada düzenlersem 20 ile 16'yı toplamam gerekiyor 2 çarpı 8'in sonucu olarak. 20 ile 16'nın toplamı da 36 olacaktır. Yani A artı B'nin parantez karesi eşittir 36. Karekök görmüş insanlar olarak arkadaşlar burada karekökün içerisine aldığımızda A artı B çıkacaktır buradan. Eşittir. 36'nın da karekökü biliyorum ki 6. Öyleyse A artı B'nin toplamı 6 olacaktır. Evet arkadaşlar. Yine A artı B eşittir 6 ve A çarpı B 8 olduğuna göre A kare artı B kareyi sormuş. Tekrar aynı şeyleri yazacağız arkadaşlar. A artı B'nin parantez karesi
eşittir a kare artı 2ab artı b kare. Evet, a artı b'yi 6 olarak vermiş. 6'nın karesi. Yine aynı şekilde a kare artı b kareyi soruyor arkadaşlar. Şu ikiliyi soruyor. Oysa bize bu kısımla ilgili bilgi vermiş zaten. 2 çarpı a çarpı b 8 verilmiş tekrar. Ve artı, bunları parantez içinde yazayım. A kare artı b kare. Bilmemiz istenilen yer. Evet, 36 eşittir. 2 çarpı 8 16 artı a kare artı b kare. Evet, 16'yı karşıya taşlam eksi olarak geçer. 36'dan 16 çıkarsa 20 kalacaktır. Ve bu da a kare artı b kareye eşittir. Arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere sonucu bulmuş olduk. Yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bu defa a eksi b ile ilgili bir soru var. A eksi b olduğuna göre arkadaşlar biliyorum ki a eksi b'nin o zaman parantez karesini alabilirim. Aşağı yukarı aynı terimler geliyordu. Sadece bir işareti farklı oluyordu. Bu da a kare geliyordu. Birincinin karesi. Bu defa eksi oluyordu. 2 çarpı a çarpı b yazıyorduk. Ve yine artı b kare yazıyorduk. Evet, bildiğimiz değerleri yerlerine yerleştirelim arkadaşlar. A eksi b'yi soruyor zaten. Soru işaretinin karesi olsun. Eşittir. A kare artı b kare yerine 40 yazıyorum. İkisi de zaten artılı oldukları için a kare artı b kare yerine 40 yazılabilir. Eksi 2 çarpı a çarpı b yerine de 12 yazıyorum arkadaşlar. Evet, burada 40 eksi 24 olmuş oldu. 2 çarpı 12 ve 40'tan 24 çıkarsa arkadaşlar 16 kaldığı için soru işaretinin karesi eşittir 16 ise soru işareti arkadaşlar buradan 4 olacaktır. Biliyorum ki her iki tarafın kare kökünü alırsam. Soru işareti dediğimiz a eksi b ile arkadaşlar. Yani a eksi b eşittir 4 çıkacaktır. Evet arkadaşlar, tam kare ile ilgili sorularımız bu kadar olsun. Bir dahaki dersimizde iki kare farkını dinlemek üzere görüşmek dileğiyle.